bir programa daha hoş geldiniz. Bugün Arjantin'de şu anda tutuklu bulunan Serkan Kurtuluş'la görüşeceğiz. Biliyorsunuz Serkan'la ancak telefon bağlantısı kuruyoruz. O yüzden seste, önce şunu söyleyeyim, seste bir takım hoşnutsuzluklar olursa kusura bakmayın. Benim kendi teknik bilgimden yapabildiğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Evet, Serkan maalesef açlık grevine başladı. Kendisinin Amerika'ya ve Rusya'ya bir takım belgeli açıklamaları olduğunu söylüyor. Ve Türkiye'nin kendisini iade olarak alıp bir şekilde ya da kaçırıp Türkiye'de hapishaneye atıp orada yaşamına son vereceklerini iddia ediyor. Evet, bunlar olmamış şeyler değil, bunlar yapılmamış şeyler değil. Çünkü Serkan Kurtuluş bugüne kadar yaptığı açıklamalardan sonra yargılandığı takdirde bu açıklamalardan vazgeçme olasılığı yok. Bunları mahkemede de söyleyecek. Ve bunların belgeli olarak mahkemede söylediği takdirde başka soruşturmalar açılacak. Bu soruşturmaların büyük bir kısmı AKP aleyhine. Hatta Erdoğan ve Binali Yıldırım aleyhine açılacak. O yüzden bir takım gariplikler oluyor. Nedir o garipliklerden bir tanesi? Serkan Kurtuluş ilticaya başvurdu Arjantin'de cezaevindeyken. 11 aydır henüz bir yanıt gelmedi. Tabii bu yanıt gelmemesinin nedeni şu anda Fransa'da da Almanya'da da aynı sıkışıklık var. Buna koronavirüsünün ciddi bir etkisi var. Bürokrasi mecbur kalmadığı yerlerde çok hareketli olarak çalışmıyor. Fakat buradaki ilginç taraf, Türkiye ciddi bir para vererek Arjantinli bir avukatı iltica mahkemesine gönderiyor. Bu dünya tarihinde daha önce yapılmış mıdır bilmiyorum. Bir kişinin iltica talebini engellemek için devlet avukat tutabilir mi? İltica mahkemesi bu avukatı kabul eder mi onu da bilemiyorum. Yani avukat kabul etmemek hukuka, adalete aykırı diyebilirsiniz. Ama bu durumda iltica için, yani Türkiye'den iltica ediyorsunuz. Türkiye'de sıkıntılarınız var. Türkiye bu konuda taraf olabilir mi mahkeme karşısında? Buna izin verilebilecek mi onu bilemiyorum. Durum bu şekilde. Umarım bir takım şeyler çözülür ve Serkan Kurtuluş'la açlık grevine son verir. Kendisi sonuna kadar gideceğini iddia ediyor. Ama sonuç ne olursa olsun o kendisindeki belgeleri bir şekilde yaşamını yitirse bile yayınlayacağını söylüyor. Evet, bir takım olaylar Türkiye'de son dönemde iyice karmaşıklaştı. İş siyasetten çıktı gibi geliyor bana. Siyaset dışında bir noktaya geldik gibi geliyor. Umarım, hep onu söylüyorum, aniden bir demokrasi beklemiyorum Türkiye için ama demokrasiye geçiş için bir döneme girmemiz gerektiğine inanıyorum ve bütün mücadelenin bu şekilde verilmesi gerektiğine inanıyorum. Evet, şimdi Serkan Kurtuluş'la sohbetimizdeyiz. Merhaba Ahmet abi, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olasın abi. Neler yapıyorsun peki? Vallahi abi işte açlık grevine başladım. Bugün 11. gün. Bekliyorum. Evet, söyledi Mehmet Ali. Bir çözüm mü açlık grevi sence? Abi yani kuşkular var. Şu an kayıtta mıyız abi? Evet, evet. Yani kuşkular var abi. Şöyle, şimdi ben Arjantin adaletine güveniyorum ama burada mültecilik başvurusunda bulunmamın üstünden yaklaşık bir sene geçti. Ama halen hiçbir cevap yok. Hı hı. Ve bu da bende bazı kuşkular yaratıyor. Çünkü ben AK Parti hükümetinin işlemiş olduğu işte insanlık suçları, savaş suçları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Hı hı. Ayrıca çok önemli bazı deliller paylaştım ve henüz daha paylaşmadım. Elimde olan çok önemli deliller var. Hatta buradan çağrıda bulunmak da istiyorum. Amerika ve Rusya'yı ilgilendiren çok önemli deliller var elimde. Bu sebeple Birleşmiş Milletler'in koruması altına girmek istiyorum. Açlık grevi yapmamdaki amaç da zaten Birleşmiş Milletler'le görüşmek ve onların koruması altına girmek. Yani ben iddia ediyorum, normal bir hukuk devletinde benim açıklayacaklarım ve benim açıkladıklarım ve açıklayacaklarım ve benim sunacaklarım deliller sonrasında AK Parti hükümeti istifa etmek zorunda kalırdı. Tabii normal bir hukuk devletinden bahsedersek. Normal bir hukuk devletinden bahsedersek Süleyman Soylu'nun bir haftadır çoktan istifa etmesi lazımdı. Bilmem, hiç haberdar oldun mu
Evet, olanlardan. biraz. Sedat Peker konuşmaya başladı. Evet İlk abi. üç konuşmasında Sedat Peker'e dokunmadı. Fakat şimdi Sedat Peker üzerinden gidiyor. Ondan sonra da büyük bir olasılıkla başkalarıyla beraber devam edecek. Silah satımıyla ilgili bir şeyler anlatmaya başlayacak. Bu şekilde gidiyor. Dün Süleyman Soylu konuşurken televizyonda ilginç bir şey söyledi. Seni MİT olarak isim vermedi ama sen olduğun belli. Seni MİT olarak kendilerini yakaladığını ve kendilerini teslim ettiğini söyledi. Bu konuda önce bunu konuşalım, sonra diğer konulara geçeceğim. Abi şimdi ben Süleyman Soylu'nun konuşmasından şöyle başlayabilirim müsaaden olursa. Şimdi dün diyor ki İçişleri Bakanı'na işte ben Gürcistan'a diyor iade etmediği için diyor dargınım diyor tabii. Hani ismini vermiyor Evet. ama beni söylüyor. Sen Şimdi söyle. normalde devletler arası ilişkilerde uluslararası hukuk kuralları işler. Atırgöme ilişkileri işlemez. Evet. Gürcistan Türkiye'nin göndermiş olduğu Interpol dosyasını inceledi. Yalanlarla ve sahte delillerle oluşturduğunu gördü ve beni uluslararası kanunlara göre iade etmedi. Yine aynı şekilde Gürcistan'da Kızılaç Kurumu dosyamı inceledikten sonra sunduğum delillerin doğru olduğunu tespit etti. Türkiye'ye gönderilmememi, gönderilmem halinde can güvenliğim olmadığını bildirdi. İçişleri Bakanı Gürcistan'da beni ellerinden kaçırdıklarını açıklıyor. Çünkü beni öldürmek için Gürcistan'a bir ekip gönderdi. Ben bunu Evet. öğrenince Gürcistan'dan çıktım. Süleyman Soylu aslında dün bunu bir şekilde itiraf etmiş oluyor. Ayrıca Arjantin'de beni emniyet istihbaratının yakalattığını söylüyor. Evet beni burada istihbarat ajanı Özgür Demir ve Arjantin Türkiye Büyükelçiliği tuzağa düşürerek yakalattılar. Bu konuyla ilgili ben zaten dava açtım ve kanıtlayacağım. Süleyman Soylu benim için Arjantin'e bir ekip gönderdiğini de söylüyor abi. Şimdi sana sormak istiyorum abi, size sormak istiyorum. Ben zaten hukuki olarak iade talebinde bulunmuşlar ve yasal süreç devam ediyor. Bu ekip buraya hangi amaçla ve ne yapmak için gönderilmiş olabilir? Yani bu çok önemli. Bir de Emir Uslu bugün yayınladığı bir Twitter'da diyor ki yani Kolombiya'daki çok yüklü bir kokain trafiğiyle ilgili Kolombiya ekip göndermeyen Süleyman Soylu neden Arjantin'e Serkan Kurtuluş'la yani ilgili ekip gönderiyor? Yani Evet. demek ki abi bugüne kadar benim yaptığım FETÖ borsası, gazeteci Süleyman Gencel olayı, suikast planı, gazeteci Süleyman Gencel'e suikast planı, Biliyorum. Suriye'deki savaş suçları, Andre Brunson suikastı ile ilgili söylediklerim ve elimdeki delillerinden korkuyorlar ve bu sebeple beni almak için her şeyi yapıyorlar. Türkiye burada benim iade davamla ilgili avukat tuttu ve bu avukatlık ofisine 250 bin dolar ödediği ve iade olmam durumunda 1 milyon dolar daha ödeyeceği yönünde çok ciddi duyumlar var. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir iade davasıyla ilgili avukat tutmayan AKP hükümeti abi sadece benim için yüklü miktarda para ödeyerek avukat tutmasının sebebi yani şey çok ilginç olması kadar sebebi de belli değil mi yani? Ben yalan söylüyorsam, elimdeki deliller yoksa neden benim iademle ilgili bu kadar çok uğraşıyorlar? Ben Süleyman Soylu'nun bu çırpınışını yani Süleyman Soylu'nun bu çırpınışı bana Aziz Nesin'in kazık giriyor, kazık hikayesini hatırlatıyor abi. Peki, avukat Türk mü? Onların tuttuğu avukat yok. Arjantinli abi. Arjantinli avukat. Tabii. Peki, şey sonuçlanmadan zaten hiçbir şey yapamazlar. İltica dosyası sonuçlanmadan hiçbir şey yapamazlar. Böyle bir yasa yok. Yok ama abi buraya ekip gönderiyor. Yani şimdi yasal süreç devam ederken buraya gelen ekip ne amaçla gelebilir? Ne yapmak için gelebilir? Ekibi Demek sen ki şimdi sen hapishanedesin. Ekibi seni kaçırmak için mi gönderiyor? Öldürmek için mi gönderiyor? Bunu çok iyi irdelemek lazım. abi şimdi beni öldürme yolunda girişimleri var. Ben şu an elimde bazı bu konuyla ilgili de bilgiler var. Onları şu an teyit etme aşamasındayım. Hatta çok yakınımda dönüyor bu işler. Tabii şu an teyit etmek istiyorum. Bazı şeyler var. Onları teyit etmeden tam net olarak bir şey söylemiyorum ama yani beni öldürmek, ikincisi beni buradan bazı ilişkilerini kullanarak iademi sağlamaya da çalışıyor olabilirler. Çok karanlık. Yani ne yapmak istediklerini tam olarak ben de çözemiyorum. Peki bu ne kadardır sürüyor avukat meselesi? Abi ilk ben daha iade davam başladığında benim davamla ilgili avukat tuttular ve benim iade mahkememe avukat katıldı. Bu dünyanın hiçbir yerinde hiç kimseyle ilgili ben araştırdım, görüştüm, birçok kişiye sordum. Hiç kimsenin iade davasında Türkiye avukat tutmuyor ve bu kadar yüklü miktarda paralar ödemiyor. Yani bunu sadece benim için yapıyor. Neden yapıyor abi? Yani bu çok basit. Çünkü beni şimdi Türkiye'ye gönderseler, düşün abi, ben mahkemede
basının önünde Binali Yıldırım, Nükhet Otar, MİT Bölge Başkanı Gürbüz Yüksel, İzmir İstihbarat Şube Müdürü ve daha sonra İstihbarat Daire Başkanı Yardımcısı olan Kudret Dikmen ve dönemin İzmir AK Parti Teşkilatındakiler hakkında açıklamalar yapıp deliller sunacağım. Sizce abi Akfe hükümeti benim mahkemeye çıkıp bunları anlatmama müsaade eder mi? Beni mahkemeye çıkarmadan önce cezaevinde bir şekilde infaz edip susturacaklardır. Evet. Zaten bunun geçmişte bir tane değil, onlarca değil, yüzlerce örneği var. Türkiye cezaevlerinde insanların nasıl infaz edildiğini tüm dünya biliyor. Ayrıca abi mesela Ahmet Kurtuluş neden öldürüldü? Türkiye cezaevlerinde birçok kişi ağır hastalıklar sebebiyle ölüyor. Ölümcül hastalar bile sağlık gerekçesiyle tahliye edilmiyorken Ahmet Kurtuluş 40 yaşında ve sağlıklı olduğu halde sağlık gerekçesiyle tahliye edildi. Kendisi ev hapsindeyken ve polis koruması varken evinde öldürüldü. Sitenin tüm kamera sistemleri silindi. Emniyetteki Ahmet telefonun içi tamamen boşaltılıp silindi. Neden Ahmet Kurtuluş öldürüldü? Konuşmaya başladı. Şu an ben de konuşuyorum. Yani benim konuştuklarım çok önemli. Yani ben buradan Rusya ve Amerika'ya çağrıda bulunuyorum. Çok önemli deliller var elimde. Ve ben bunları onlarla paylaşmaya hazırım ve paylaşacağım. Yani bunlar AK Parti'yi çok zor durumda bırakacak deliller. Bunlar da bunlar... O yüzden beni öldürmek istiyorlar. İade alıp öldürmek istiyorlar. Bunlar daha çok silah satışı üzerinden mi, uyuşturucu mu? Abi ben uyuşturucu şeylerini bilmiyorum ama silah satışı, ondan sonra Rusya'yı ilgilendiren çok önemli olaylar var. Rus pilotlarının öldürülme olayları var. Ondan sonra işte Andrei Brunson suikastı var. O suikast girişimi. Yani onunla ilgili yapılan çalışma. Yani bu tarz şeyler. Yani terör örgütlerine silah yardımı, yine terör örgütlerini kamplarda, Türkiye'deki kamplarda eğitmek, barındırmak, tedavilerini yapmak, hastanelerde ameliyatlarını yaptırmak gibi birçok konu. Peki sana bir şey soracağım Serkan. Sence Mehmet Ağar son birkaç yıldır niye devreye girdi? Abi Mehmet Ağar bugün Süleyman Soylu İçişleri Bakanı yapan Mehmet Ağar'dır. Ben evet. Çok ilginç bir bilgi vereceğim. Süleyman Soylu Mehmet Ağar'ın yani nasıl diyeyim sana, denetiminde olan bir benzin istasyonu vardı İzmir'de. Mehmet Ağar Süleyman Soylu'yu oraya koymuştu. Süleyman Soylu oradaydı. Bildiğiniz bir benzin istasyonu. Evet. Daha sonra tabii Süleyman Soylu Mehmet Ağar çok derin ilişkilere sahip. Hem mafya içerisinde hem devlet içerisinde kendisi. AK Parti bunları kullanmak için, bu ilişkileri kullanmak için Mehmet Ağar'la yakın ilişkiler içerisine girmek zorunda kaldı. Anlaşma yaptı. Bu sebeple Mehmet Ağar'ın zaten kimlerle yakın olduğu belli. Sedat Peker'in kimlerle düşmanlık yaşadığı belli. Aslında işte çok net bir şekilde ortada. Peki uluslararası ilişkileri var mıdır Mehmet Ağar'ın sence? Bence vardır. Vardır. Çünkü neden vardır abi? Biliyorsunuz devletler arasında al gülüm ver gülüm. Mesela işte bugün Süleyman Soylu resmen, yani bir İçişleri Bakanı diyor ki biz diyor işte kafasına diyor çuval geçirerek iade ettik diyor. Şimdi bazen işte başka bir devletin istihbarat birimi Türkiye'den bazı illegal taleplerde bulunmuştur. Mehmet Ağar bunları yerine getirmiştir zamanında İçişleri Bakanı olduğu dönemde. Mehmet Ağar da aynı şekilde başka istihbarat birimlerinden, başka ülkelerin istihbarat birimlerinden bir takım taleplerde bulunmuştur. Onlar onu yerine getirmiştir. Bu şekilde güçlü ilişkileri vardır. Ben inanıyorum, yani güçlü ilişkilerin olduğunu inanıyorum uluslararası. Peki sence birdenbire Sedat Peker'in işte Nisan'da bana söz verilmişti dönecektim demesi yeterli bir neden mi bu kadar konuşması için, yoksa işin içinde... Abi bence daha hiçbir şey konuşmadı. Bence daha çok şey konuşacak. Yani şöyle, AK Parti'nin şöyle bir politikası var. AK Parti herkesi kullanıyor, daha sonra kullanıp bir kenara it atıyor. Ben Sedat Peker'in bütün açıklamalarını dinleyemedim ama tahmin ettiğim kadarıyla AK Parti Sedat Peker'i kullandı. Cumhurbaşkanıyla tokalaşırken resmi var. Mitingler yapıyordu. AK Parti için evet. Mitingler yapıyordu. AK Parti ile olan ilişkileri zaten çok net bir şekilde ortada. Demek ki bazı sözler verdiler, yerine getirmediler. Şimdi o da açıklamalar yapmaya başladı. Bence çok daha fazla açıklamalar yapacak ve bu sadece Sedat Peker değil. Birçok kişi zaman içerisinde AK Parti hükümetinin işlediği suçlarla ilgili, yaptığı illegal işlerle, yapılanmalarla ilgili açıklamalar yapacaktır.
Benim düşündüğüm gibi düşünüyorsun. Daha çok kişi açıklama yapacak. Peki benim bir düşüncem varsa merak ediyorum. Şimdi bu sanki Alaaddin Çakıcı'nın serbest bırakılması sonrası piyasa kavgası gibi anlatılmaya çalışıldı. Ben bütün bu Sedat Peker açıklamalarının esasında Alaaddin Çakıcı'yla hiçbir bağlantısı olduğuna ve bir pazar kavgası olduğuna inanmıyorum. Bu konuda ne diyorsun? Abi aslında şöyle söyleyeyim. Alaaddin Çakıcı ile Sedat Peker'in eskiye dayanan bir husumetleri var, bir düşmanlıkları var. Evet. Onun için derin devletin bir kısmı bir tarafta durdu, öbür kısmı öbür tarafta durdu. İkisi yani aslında bu derin devletin içindeki bir çarpışma. Yani Sedat Peker de burada sadece bir figür bence. Yani şu an derin devletin içerisinde bir savaş var. Ben şöyle düşünüyorum. Alaaddin Çakıcı hep arkasını MİT'e ve emniyete dayadı. Sedat Peker'in arkasında MİT emniyetten çok hep asker oldu. Bu böyle bir çatışma, derin devletin böyle bir çatışması olabilir mi? Tabii abi. Yani iki tarafın arkasındaki güçler şu an çarpışıyor, savaşıyor. Güç savaşı var şu an. Yani büyük bir savaş. Yani bu çok daha derinlere gidiyor. Yani sadece göründüğü gibi değil. Çok daha derinlere gittiğini ve bu çok kişinin konuşacağını, bunun yani çok şeyler ortaya çıkacak. Yani bu Türkiye için üzücü, bir yandan da iyi bir şey. Evet. Çünkü Türkiye bence bağırsaklarını temizleyecek bütün bunlarla. AK Parti hükümetinin bugüne kadar yaptığı bütün o illegal yapılanmalar, mafyavari ilişkiler, işlediği suçlar, yani sadece terör suçları değil, yani insanlık suçları, savaş suçları değil. Yani mafya ile beraber yaptığı işler, mafyaya yaptırdığı işler, bütün her şey gün yüzüne çıkacak ve çıkmaya başladı. Bu yüzden zaten ben Süleyman Soylu'nun bu çırpınışını, Aziz Nesin'in kazık giriyor, kazık hikayesini bana Evet. hatırlatıyor. Peki şimdi senin açıklamalarından sonra da iyice bir telaş alır mı bunları? Sen de diyorsun bir takım açıklamalarda bulunacağım diye. Ve Tabii bugün yapacağın mesela bir açıklama var mı? abi şimdi ben genel anlamda açıklamalarımı yaptım ama bunlarla ilgili mesela şimdi Rusya'yı çok ilgilendiren elimde çok önemli deliller var. Amerika'yı ilgilendiren elimde çok önemli deliller var. Bugüne kadar bunları yayınlamadım. Bunları da ancak mesela Amerika'yı ilgilendirenleri Amerika'yla, Rusya'yı ilgilendirenleri Rusya'yla paylaşmak düşüncesindeyim ve bunlarla ilgili zaten bazı şu an şeyler var, girişimler var. Bunlar gün yüzüne çıktıktan sonra zaten kıyamet kopacak. Anladım. Şimdi Sedat Peker son açıklamasında yani iki açıklamanın arasında Hadi ve Süleyman Özışık'la bence bir hesaplaşmaya gitti. Bütün bu derin devlet Erdoğan ilişkilerinde hepsinde daha çok canı yanacak gazeteci var mı? Yani ya da sözüm ona gazeteci. Tabii abi olmaz mı? Yani sadece gazeteci değil, milletvekilleri, iş adamları, bürokratlar, hepsi bu işin içinde. Yani öyle bir şey ki torbanın içinde herkes o torbanın içine girmiş abi. O kirli torbanın içinde herkes var. Yani elini atsan yani Cumhurbaşkanı'na kadar uzanıyor abi. Yani bunun daha ötesi var mı? Cumhurbaşkanına kadar uzanıyor. Tabii Binali Yıldırım mesela bu işlerin başında. Benim elimde Binali Yıldırım'la ilgili ses kayıtları var. Daha benim yayınlamadığım, vermediğim ve Evet, dediğim gibi ben de söylemiştin kendimi uluslararası alanda Birleşmiş Milletler'in koruması altına almak için çabalıyorum. Ancak o koruma altına alındıktan sonra bazı bilgileri paylaşmaya başlayacağım, delilleri. zaten bu Kurbanoğlu olayına gittiğimizde bu Azeri meselesinde o Bodrum'daki marinadan çok petrol taşımacılığına giriyor. Orada da Erdoğan'la Binali Yıldırım'ın çocuklarının tanker meselesi ve tankerlerin çoğaltma işi oluyor. O iş bir patlarsa zaten bir felaket çıkacak gibi gözüküyor. Ne diyorsun bu konuda? Evet abi bu işinden alınan petrollere kadar da abi yani bütün hepsinde bunların çocuklarıydı zaten abi. Yani bugün Tayyip Erdoğan yıllar önce bir YouTube'da bir videosu var. Elindeki yüzüğünü gösteriyor. Diyor ki benim tek mal varlığım budur diyor. Eğer diyor bir gün diyor benim bundan başka bir mal varlığı olduğumu duyuyorsanız bilin ki ben çalmışımdır diyor. Bugün dünyanın en sayılı zenginleri arasında.
Çocuklarının servetlerinin adli hesabı yok. Evet. Evet, umarım her şey düzelir Serkan. Bence bu işleri açlık grevi yapmadan da çözebilirsin. Ben baştan sona karşıyım açlık grevine. Umarım hallolur ve hallolacak gibi gözüküyor. Bizim de Abi aldığımız... Türkiye çok üst düzey baskılar yaptığını düşünüyorum. Çünkü 11 aydır mültecilik talebimle ilgili hiçbir cevap alamadığım için bu bende kuşkular yaratıyor ve ben sadece açlık grevindeki yapmamın amacı Birleşmiş Milletler'le görüşmek ve Birleşmiş Milletler'in koruması altına girmek istediğim için bunu yapıyorum. Abi kart bitiyor. Hemen yeni kartla arayayım abi seni. Tamam oldu. Hemen arıyorum abi. Merhaba tekrardan. Merhaba. Şimdi senin iltica için beklediğin süre 11 ay dediğin esasında çok fazla bir süre değil. Bunu neden söylüyorum? Normalde bir yıl falan süren bir olaydır iltica meselesi. Ama şeyi hesap etmen lazım. Bütün bürokrasi aynı durumda, bütün dünyada. Koronavirüsü hesap etmen lazım. Koronavirüsten dolayı bütün yazışmalar çok ciddi bir şekilde aksamış durumda ve eleman sayısı neredeyse yarı yarıya, hatta daha da düşmüş durumda. Fransa'da da aynı şey yaşanıyor, Almanya'da da aynı şey yaşanıyor. O yüzden o konuda çok endişelenmen yersiz gibi geliyor bana. Abi şu an ben aşı grevinin 11. günündeyim. Dün 10. gün itibariyle 6 kilo kaybettim. Ben abi buradan bu yayın vesilesiyle şunu da söylemek istiyorum. Şimdi abi beni milliyetçi duygularla kullanıp bizzat AKP'nin kurduğu resmi FETÖ antiterör örgütü diye isimlendirdikleri yapının içine aldılar İzmir'de. Şimdi ben açlık grevim nasıl sonuçlanacak bilmiyorum. Bir yolun sonunda ölüm de olabilir. Çünkü ben hiçbir şekilde bırakmayı düşünmüyorum ve bırakmayacağım. Yani İzmir İstihbarat Şube Müdürü bazı iş adamlarını İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne getirmemi istedi. Ben de o dönem bazı iş adamlarını sadece yani aldım ve İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne götürdüm. Evet. Bu iş adamlarından buradan haklarını helal etmelerini istiyorum. Çünkü ölüm var, kalım var. Sadece benim yapmış olduğum şey buydu. Bununla ilgili sadece bir vicdan azabım var. Sadece bu iş adamlarını alıp resmi olarak aldım. İzmir İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne götürdüm. Sadece bu kadar. Ve bunların hakkı sadece bu yayın vesilesiyle bu iş adamlarından haklarını helal etmelerini istiyorum. Evet, Serkan teşekkür ederim programa katıldığın için. Umarım Ben teşekkür ederim bir abi. an önce çözülür. Çabalarında bir şekilde yerini bulur. Dediğim gibi ortalık fena karıştı. Ben ilk defa duyuyorum bu dünyada bir ilticacı için ilticasını önlemek amacıyla avukat tutulduğunu ilk defa duyuyorum. Bu da önemli bir haber olacak bizim açımızdan ve bütün Türkiye'de demokrasiyi savunan herkes açısından. Evet abi çok sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Umarım açlık grevini bırakırsın. Çünkü dediğim gibi her zaman sonuç vermeyebiliyor. Ve ben işlerinin çözüleceğine inanıyorum. Abi ben amacım Birleşmiş Milletler'le görüşüp onların koruması altına girmek ama onu sağlayamazsam eğer açlık grevim ölümle sonuçlansa bile ben bazı yazılar yazdım. Bazı delilleri yani ben ölümüm bile bunlara en azından bir şeyleri ispatlayacak. Yani bazı şeylere hizmet etmiş olacak. Yani bazı doğruları çıkaracak. Yani beni burada açlık grevinden ölsem bile beni susturmuş olamayacaklar. Benden kurtulmuş olamayacaklar. Ben otomatik olarak bütün hepsi basına verilecek. Ben her şeyi yazdım. Bugüne kadar açıklamadığım bazı şeyleri de yazdım. Bir yerlere gönderdim. Güvendiğim bir yerlerde duruyor. Benim başıma burada bir şey gelmesi durumunda yani açlık grevinden dolayı ölmem durumunda ya da başka bir sebeple ölmem durumunda zaten ben bu şimdiye kadar açıklamadığım delilleri de yayınlayacaklar. Bu konularla ilgili son sözlerimi de açıklamalarımı da yayınlayacaklar. Onun için abi ben ölümü de göze aldım.
Birleşmiş Milletler'le görüşüp onların koruması altına girinceye kadar açlık grevini hiçbir şekilde bırakmayacağım abi. Peki kapatmadan önce son bir soru soracağım. Senin bu durumunla ilgili Türkiye'den bu girişimleri İçişleri Bakanlığı mı yapıyor, MİT mi yapıyor, Cumhurbaşkanlığı mı yapıyor? Abi İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olarak biliyorum. Ama tabii net bir bilgim yok. Ama tabii duyumlarım var. Benim de bazı yerli haberler alabiliyorum. Hı-hı. Yani ben İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı olarak biliyorum. Tamam. Serkan çok teşekkür ederim programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim abi. Umarım her şey bir düzelir ve sağlığına kavuşursun. Umarım abi. Umarım. Çok sağ olasın abi. Sen Tekrar sağ ol. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ ol. Evet, böyle bir program yaptık. Seste bir takım sorunlar varsa kusura bakmayın. Yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalıştım. Şu andaki teknik olanağım ancak bu kadarını. Bir de benim teknik bilgim tabii. Bu yaşın teknik bilgisiyle ve olanakla ancak bu kadarını yapabilmeye çalıştım. Evet, bu da bir başka açıdan bakmak. Sedat Peker'in dışında neler olduğunu yine bu başka açıdan görmek. İşte Fethullah Gülen ağından İzmir'de neler olduğunu konuşmuştuk Serkan Kurtuluş'tan daha önce. Şimdi geldiği nokta bu. Türkiye'de insanların ne şekilde kullanıldığını çok net anlatıyor esasında bu son yaşadığımız dönem. İzlediklerimiz, okuduklarımız, gördüklerimiz, hatta bizler içinde yaşadıklarımız. O yüzden bu çetrefilli yaşam Türkiye'de sona erecek mi? Gerçekten ben de merak ediyorum. Çünkü bu sadece bir hükümetin istifasıyla, Erdoğan'ın AKP'nin gitmesiyle bitecek bir olay değil. Daha önce de hep anlatmaya çalıştım. Bu uzun yıllardır böyle süre geldi. Yani Türkiye'nin tam bir oturmuş devlet olduğuna inanmadığım için bunların gayet doğal olduğunu söyleyebilirim. Evet, başta annem olmak üzere bana çok kızmasına rağmen Türkiye'nin suni devlet olduğunu hep söyledim. O suni devletten çıkıp da kendi, nasıl diyeyim, ayakları üzerinde durmak mı diyeyim, yoksa olabilir mi böyle bir şey, tanım bilemiyorum. Bir aydın devlet, ne istediğini bilen bir devlet, halkına ne vereceğini bilen bir devlet noktasına geldiğimizde herhalde bir şeyler düzelecek. İnsanların cumhuriyeti demokrasi zannetmediği, demokrasinin apayrı bir şey olduğunu ve bizim bugüne kadar hiç yaşamadığımızı anladıkları dönemde herhalde bir takım şeyler değişecek. O zaman yetişmiş insanlar devleti başka türlü yönetecekler. Sonuçta o devleti yönetenler biziz. Yani başta devlet diye anlattığım bir mekanizma yukarıdan kurulup da bizi de yönetmiyor. Bu cumhuriyetin insanları birilerini seçiyorlar ve onlar bir sistem kuruyorlar. O sisteme inanıyorlar, o şekilde gidiyor. Bu mutlaka değişecek yani. Ben hiç demokrasi istemiyorum diyen bir halkın olabileceğine inanmıyorum sonuçta. Mutlaka demokrasi istenecek. Mutlaka demokrasi başka ülkelerde nasıl yaşanıyor? Tam demokrasi olmasa bile, ki o olanaksız bir şeye yakın zaten. Bir şekilde buna bir özlem duyulacak. Yani biz ne gazeteciler olarak, ne halk olarak, işte ne bileyim ben, Sedat Peker'in bir videosunu beklemeyeceğiz. Ya da ben bir siyasi program yapmak için Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de hapishanede ölmemesi için bir direnmeyeceğim. Yani direnmeyeceğimden kastım, haber yapıp onu insanlara duyurmaya çalışmayacağım. Başka şeyler var dünyada. Dünyanın bir kısmında bir kısım insanlar o başka şeyleri yaşarken biz bunun hiçbir tanesini yaşamadık maalesef. Evet, bir programa daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere.